sorumuz şöyle. 2 adet depolama kazanı, sıvı depolama kazanı şu şekilde çalışmaktadır. Kazan tamamen boşsa, üst ve alt seviye sensörleri sıfırsa, start butonuna basıldığında pompa motoru devreye girerek önce alt seviye sensörü 1 olacaktır. Pompa çalışmasını sürdürecek ve üst seviye sensörü 1 olacaktır. Kazan bu üst seviye sensörü 1 olduğunda pompa duracaktır. Kazan manuel boşaltılacaktır. Burada görüyorsunuz. Bir tane manuel boşaltma vanası var. Önce üst seviye sensörü 0 olacak. Kazan tamamen boşalınca alt seviye sensörü de 0 olacaktır. Pompa motoru aynı şekilde devreye girip kazanı dolduracaktır. Stop butonuna basıldığında sistem duracaktır. Yani ne demek istiyorum? Çalışıyorsa pompa motoru duracaktır. Duruyorsa çalışma şartları sağlansa bile, hani otomatik dolduruyor ya, çalışma şartları sağlansa bile bir daha devreye girmeyecektir. Burada start butonuna basıldığında aynı çalışma şartları geçerli olacaktır. Pompa motoru devreye girmesiyle birlikte zaman saymaya başlayacaktır. 5 saniye içerisinde durmaz ise, yani pompa 5 saniyeden uzun çalışırsa, bu normalde tabii 5 saniye burada örnek verebilmek için 5 saniye verdik ama bu daha çok uzun bir süre. Durmaz ise alarm devreye girerek pompa motoru duracaktır. Bunun anlamı şu: pompa motoru çalışıyor ama bu kazanın örneğin dolması 1 saat sürüyor. 1 saati geçti hala pompa motoru dolduramıyorsa demek ki ya pompa motoru çalışmıyor ya işte bir tıkanıklık var ya da başka bir arıza var. Alarm verdirecek. Bu buna bakmamızı isteyecek. Alarm stop butonuna basıldığında devre dışı kalacaktır. Bu programı FB kullanarak fonksiyonlaştırınız. Üst seviye sensörü şu lokal etiketi, alt seviye sensör lokal etiketi bu, alarm bu, pompa motoru bu. Bunlar ise gerçek adresler. Şimdi bunu FB'de yapacağız. Fonksiyonlaştıracağız ve bu etiketleri döner buradan alırız gerektiğinde. Şimdi FB'mizi oluşturalım. Program blocks altında add new block. FB kullanacağız. Kazan diyelim. Okey. Şimdi bu nasıl çalışacak? FB'nin içine girdik. Bu nasıl çalışacak? Önce seviye işlemlerini yapalım. Ne diyor? Uyarı yoksa, sıvı yoksa sensörler kapalı olacak. Uyarı yok, sıvı yok. Alt seviye sensörü, üst seviye sensörü ve buraya da şunu getirdim. Deklarasyon tablosunu açalım. Buradan lokal etiketleri alalım. Bu üst seviye sensörüm input. Üst seviye sensörüm input. Alt seviye sensörüm input. Mühürleme kullanacağım. PM motorum benim. Ayıp olmasın, şunu kapayalım. PM motorum in-out. Alarm herhangi bir kontağını kullanmayacağız. Alarm out. Başka ne var? Stop B var. Input. Ne var? Start B var. Burada doldurma işlemi yapacak şimdi. Üst seviye şu ne? Alt seviye sensörü. Alt seviyede sıvı yoksa, üst seviyede sıvı yoksa gelsin pompa motorumu çalıştırsın. Sıvı dolmaya başlayacak. Çok güzel bir şey oldu. Yazının başına diyez atmıştım ya ben. Bu nereden geldi diyordum. Diyezleri almamam lazım da aldım. Karakterin içerisinde diyez olmasına hata mesajı vermedi. Metindeki diyezi kopyalayıp getirdim. Bir de kendisi diyez attı. Lokal olduğu için. Şimdi evet, normale döndü. Alt seviye sensörümde sıvı yok, kapalı. Üst seviyede zaten yok, kapalı. Motor çalıştı. Motor çalışırken ne olacak? Alt seviye sensörüm açılacak. Motor durduracak. Bunu durdurmamak için ne yapmamız lazım? Buraya bir tane kontak koyacağız. Mühürleme kontağı olacak bu. Bu ne yapacak? PM motor tarafından mühürlenecek. Tamam. İyi de burada start ve stop butonlarını nereye kullanacağız? Tamam, bunu anladık. Start ve stop butonlarını nerede kullanacağız? Network ilave edelim. Şöyle sesle müşteri ilave eder mi? Etti. Bir tane de start stop butonum olacak benim burada. Mühürleme devrem. Stop'um var. Start'ım var. Bir tane de çıkışım var. Şura çıkış tarafından mühürlenecek. Bu ne? Stop B. Stop butonum. Bu ne? Start butonum. Şimdi bu ne olacak? Bu sisteme enerji veren buradaki bir yardımcı eleman olacak. Onu da nereye yazacağız? Statiğe. Gelelim buna da diyelim ki mühürleme diyelim. Buna mühürlemeyi verelim. Burayı da mühürlemeyle ne yapalım? Mühürleyelim. Şimdi bu ne yapacak? Bu şunu yapacak.
Eğer start stop butonlarına basılmışsa ya daha doğrusu start butonuna basılmışsa aşağıdaki kazan çalışabilsin. Burada mühürleme olacak. Hadi bakayım bunu nasıl alırız buraya? 20 puanlık uzman sorusu. Ctrl X vallahi hiç uğraşamam. Ctrl V. Daha kolay olması lazım ama bilmiyorum. Şimdi eğer start stop butonlarına daha doğrusu start butonuna basılmışsa sisteme enerji verilebilecek. Mühürleme devreye girecek ve az önce anlattığım gibi bu motor çalışacak. Şimdi alarm kısmını daha sonra ilave edeceğim. Gelelim Mino V1'e. Kazanı buradan çağıracağız. Ama önce gelelim şuradaki tag tablosuna. Gerçek taglarımızı oluşturalım bir. Input 00. Input 00. Ctrl C. Şey yapar mı? K2 2 getiririm. Bu sefer çıkışa uğraşacağız ama. Bak şimdi. Input adreslerine uğraşacağız. Yani çok da bir anlamı olmayacak benim için ama. Sanki demin bıraksaydık daha kolay olacaktı. Şimdi stoplar ne? 0004. İşte dedim bu alta çektiğimizde güzel oldu ama bu sefer de adreslerde sıkıntı var. Bak diyor çakıştı diyor. Düzeltiriz biraz sonra. Startlar 0105. Startlar 0105. Bu da çakış diyecek. Anladık, halledeceğiz. Rahat ol. Üst seviyeler 0206. Üst seviyeler 0206. Alt seviyeler 0307. 0307. Pompa 0002 Q. Pompa 00002. Alarmlar ne? 0103. 0103. Kazanımıza geldik. Şu anda alarm kısmı yok. Mino V1'den gelelim. Bu FB'yi çağıralım. Kendi single data bloğunu oluşturacak. Oluştur. Üst seviye birincisi için yapalım. Üst seviye kazan 1. Dikkat edecek olursanız FB'nin içindeki deklarasyon tablosuna göre oluşturdu. Alt seviye K1. Bunun stopu özür. Stop K1 olacak bu. Start K1 olacak. Pompa motoruna gelelim. Pompa kazan 1. Alarma gelelim. Alarm kazan 1. Oldu mu? Üst seviye, alt seviye, stop, start, pompa. Şimdi ikinciyi çağırmadan bunu bu haliyle bir göndereyim. Bir bakalım. Şu anda bir tane çalışanım var. Ne? False, 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 false. İyi de benim orada bir tane çalışan input'um var. Şey düzeltiyorum. Output'um var. O hangisi? Şu anda siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Bunların hepsi false. İşte bu durumlarda geliyoruz. MRS yapıyoruz. Önceki çalışmadan demek ki kalıcı bir hafıza alanı bırakmışız. Bunu tekrar gönderiyorum. Evet. Gitti. Şu anda gitti. Şimdi geri kapatalım. Buradan bir çağıralım. Şunu da. Bunu yana alalım. Önceleri yan yana getirelim. Şimdi sistemin çalışması için şartım ne? Öncelikli olarak start butonunu vermek. Input 0505'i verdim. Devreye girdi. Elimi çeksem de mühürlemeden devam ediyor. Burada yaptığı işlem ne? Alt seviyede sıvı yok. Üst seviyede sıvı yok. Pompa motoru çalıştı. Evet, PM motoru true çalışıyor. Önce alt seviye input 0.3 ne olacak? Ben doldum diyecek. Evet, ben doldum dedi. Açtı, mühürlemeden devam ediyor. Daha sonra hangisi üst seviye sensörü neredeydi? Üst seviye sensörü input 0.2 mi vermişiz? Input 0.2 doldum diyecek. Pompa motoru duracak. Manuel olarak boşaltmaya başladık. Üst seviye sensörü neydi? Input 0.2. Önce input 0.2 üst seviye sensörü boşaldım diyecek. Daha sonra alt seviye sensörü boşaldım diyecek. Otomatikman yine devreye girecek.
Eğer bu noktadayken stopa basarsak stop hangisi? Input 0,0 çalışması bırakacak. En son çalışırken bırakmıştık. Tekrar start neydi burada? Input 0,5. Input 0,5'i verdiğimizde de kaldığı yerden ne yapacak? Çalışmasını sürecek. İstediğimiz buydu. Şimdi buna bir de alarm ekleyelim. Offline'a bir düşelim. Ne diyoruz? Pompa motoru devreye girecek. Pompa motoru devreye girdikten sonra 5 saniye içerisinde eğer durmazsa alarm çalışacak. Burada ton kullanacağız. Buna neyle bakacağız? Pompa motoruyla. Ctrl C, Ctrl V. Pompa motoru devreye girdi. Ne alacağız? Şuradan zaman rölesini alalım. Bunu zaman rölesi kullanacağız. 5 saniyeyi sayacak. Ne diyelim? Zaman 1. Birden fazla çağırdığımız için multi instans diyorum. Okey dedik. 5 saniye miydi? 5S'ye girdik. Eğer 5 saniye sonunda hala çalışıyorsa ne yaptı bunu bu? İnşallah şey atmamıştır, atmamış. Şimdi alarm çalışacak. Alarm nerede? Bakalım. Alarm benim için ne? Output. Alarm da getirmişiz. Evet. Alarmı verdirelim. Tamam. Ha şöyle bir şey yapalım. Onu da görmeniz açısından. Mesela alarmın adını değiştirelim. Şöyle küçük harfle yazalım alarmı. Dikkat edecek olursanız burada kırmızı oldu. Bir değişiklik yaptın ama diyor. O değişikliği şu anda ben bilmiyorum diyor. Sağ tuş. Update block call. Yani sadece şuradaki A değişti. Şu anda oluşturduk. Bunu PLC'me göndereyim. Diyor ki data bloklarda değişiklik var. Reinstall yaz. Yeniden düzenliyorum. Şimdi monitoring'e alabiliriz. Alacak mı bu monitoring'e? Almayacak. Çünkü bu diyor ki kimin diyor FBS diyor. Şuradan çağır yaz onu. Alalım. Monitoring'im açılacak. Açıldı. Normal çalışmayı biliyorsunuz. Şimdi bir alarm verdirelim. Önce bir startımızı verelim. Neydi? Start input 05. Dolmaya başladı. 5 saniye bekleyelim. 5 saniye sonra alarmı true verdi. Bunu ikinci kez nasıl çağıracağız? Ha şundan da bahsedelim oraya geçmeden. Dikkat edecek olursanız statik kısmına multi instans seçtiğim için buradaki TP zaman öresinin değerleri geldi. Bunu ikinci kez nasıl seçeceğiz? Çağıracağız daha doğrusu. Yine buradaki kazan bir FB'yi buraya getireceğiz. Kazan bir kazan mı demiştim? DB ellememişim. Tamam. DB isimde değişik yapmamışım. Bunu da şimdi gerçek adreslerle üst seviye 2, alt seviye 2, top 2, start 2, pompa motoru in out şu anda 2, alarm sadece out 2. Şu anda ikinci kazan içinde gerçekleştirdik. Benim elimdeki piyasanın ayoları yetmediği için onu göstermeyeceğim size. Ama kazan sorumuzun cevabı bu. FB'nin içerisinde bu şekilde. Bunu PLC'mize gönderdiğimizde yine aynı mantıkla çalışacak. Diyeceksiniz ki hoca hani alarm devreye girdiğinde motor durduracaktı. O kısmı unuttunuz. O kısmı unutmadım. Yani şöyle bir durum var burada. Bu videoyu iki parçada renderladım. Birinci parçada bundan önceki kısmıydı. Sınıfta öğrencilere o şekilde gösterdim. Eksik bıraktım. Sınavda bu eksiği soracağım öğrencilere. Eksiği soracağım için de hani cevabı vermiş olmak için videonun ilk kısmını eksik bırakarak renderladım. Bunu o videoyu şu anda daha sonra ilave ediyorum. Bilin ki öğrenciler bu eksik kısımdan bulmaları için sınav oldular. Sınavdan sonra bunu YouTube'da yayınlayacağım için şimdi o eksikliği tamamlayabilirim. Vallahi vakit geçti, uykum da var. Saat de ilerledi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi burada alarm devreye girdiğinde pompa motorunu durduracaktı. Alarm ne zaman devreye giriyor? Ton zaman rölesinin işte 5 saniye sonra 5 saniye sonunda şuraya normalde açık alacaktım dediğim gibi valla gözümden uyku akıyor. Şunu şöyle normalde kapalı yapalım. Ctrl C, Ctrl V.
Heh, bana hata verdi. Niye hata verdi? Bakalım. Alarm ne? Out. Diyor ki sen diyor bunun kontağını kullandın diyor. Büyütelim bunu. Bakın görecek olursanız bunu turuncu verdi. Aslında bu hata değil. Bana teknik bir hata yaptığımı söylüyor. Bunu piyasaya bu şekilde gönderirseniz çalışır. Şöyle yapabiliriz. Yani bu şekilde çalışır. Bununla ilgili işte teori kısmını anlattığım videolarda buna ait örnek yapmıştım. Ya ben bunu burada istemiyorum derseniz de alarmı tutup in-out'a çekebilirsiniz yukarıda. Şurada alalım yine. Alarmı şu aşağı in-out'a çekebilirsiniz. Bu bir olasılık. In-out'a çektiğiniz zaman bu sefer şurada main over'de çağırdığınız kısım var ya. Ve burada bu sefer alarm da çıkacak. Yani buradan gelecek, buraya gelecek. Blokta değişiklik olacak. Block call yapacağınız falan falan falan. Bu haliyle bu çalışır mı? Sarı da verse burayı bana bu haliyle çalışır. Peki başka bir olasılık ne? Silelim. Zaman birin Q'suyla da yapabilirsiniz bunu. İkisi de aynı işlem. Bu şekilde yolladığınızda projemizi sorduğum şekilde tam olarak çözmüş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.